Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da şirket açıldıktan sonra şirket adı altında iki farklı iş yeri açılabilir mi? Örneğin fast food yeri ve ayakkabı dükkanı gibi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu soru bize çok geliyor. Bu değerli takipçimizin sorduğu soru. Ve genelde bizim iş adamlarımız işte yatırımı bir yerde bulandırma yani böyle bir iş kurdukları zaman bir anda o iş yeri holdinge çevirme, iş, bir iş yerine bir şirkete birden fazla değişik alanda iş yaptırma gibi böyle kabiliyetleri var diyeyim. Ya da yetenekleri var ya da o tarz e, azimleri var ya da istekleri var diyeyim. Tabi bu güzel bir e, bakış açısı en azından değişik marketlere ya da endüstrilere yatırım yapmak. Ama bunları Amerika'da biz genelde bir şirkete de altına koymamaya çalışıyoruz. Çünkü riski dağıtmanız gerekiyor ve bu siz eğer bir firma üzerinden bu tip adımları atarsanız çok ciddi riskler alıyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle tabii şu noktaya geleyim ilk sorunuza. Açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. Bunda bir engel yok. Siz isterseniz şirketinize birden fazla iş yeri açabilirsiniz. Birden fazla değişik alanda açabilirsiniz. Önemli olan yapılacak her işin yasal olması ve gerekli izinlerini alıyor olması. Dolayısıyla bu izinlerini aldıkları süreci yerleri fark etmez. İstersen A şirketi olsun, aynı anda restoran işletiyor olsun, bir tarafta da dükkan açıyor olsun, hiçbir engel yok. Bu işlemleri yapabilir. Önemli olan tek burada. İşte o iş yeri restoran olan yeri işletiyorsa sağlık departmanından izin alıyor olması önemli. Bu tip izinlere dikkat ederek gerektiği işleri ya da birden fazla işi şirketlerin yapmasında bir engel yok. Ama dediğim gibi biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü siz eğer burada farz edelim bir şirket kurdunuz ve bir yerde restoran işi bir yerde de işte dükkan işletiyor yer. Bu sefer aslında diyelim bunlardan bir tanesi çok başarılı olabilir. İçinde çok ciddi mal değeri olabilir. Ama diğeri sorunlu olabilir. Diğeri kötüye gidiyor olabilir iş yeri. Veya diğerine dava açılmış olabilir. Siz bu sayede aslında kötüye giden ya da davayla karşı karşıya kalan iş yerinin yüzünden diğer değerli olan iş yerinizi kaybetme ya da onu riske düşürme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla biz bu noktalarda eğer kişiler farklı iş alanlarını yapacaklarsa o zaman farklı şirketler kurarak bu işleri yaptırıyoruz. Dolayısıyla bir şirketle bu iki işi yapmaktansa bir şirketle fast food işini, restoran işini, diğer şirketle de dükkan işini yapıp bu sayede riski bizim yatırımcımız ya da iş adamımız bölmüş oluyor ve bu sayede de güvenli bir şekilde işlerini işletmiş olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.